Mekikoyacı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda köfte yapacağım. Karışık 2 kilo tavuk kıyması, 1 kilo dana kıymasıyla karıştırıp köfte yapacağım. İyice karıştırıyorum. Bir buçuk çorba kaşığı kaya tozunu atıyorum ve onunla bir güzel yoğuruyorum. Birbirine özdeşleşsin. Dana kıymasıyla tavuk kıyması ayrı gayrı durmasın diye. İyice yoğurduktan sonra daha önceden hazırlamış olduğum galeteye, yani kurumuş ekmeklerimi doğradım, mikserden geçirdim. Onu bayağı bir miktarda koydum. 500 gram kadar belki de koymuşumdur. Onu da yoğurduktan sonra baharatlarını, soğan, 2 baş soğan, 4-5 sarımsak, bir bağ maydanoz, karabiber, pul biberi, kimyon, belli ölçülerde attım. 2 şişe sodayı da attım. Onu mikserden geçirdikten sonra buraya aktaracağım. Hazırlamış olduğum baharatları. Hem buradaki bir pakette köfte harcını kullandım. Baharatların içine attım. 2 şişe sodayla ancak onu kabartır. Ve köftemiz kabarmış bile biraz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Her şeyi attıktan sonra bir güzel yoğuracaktım ancak benim gücüm yetmedi. Eşimi devrettim. Bir güzel yoğurdu. Evet, akşam yoğurduğumuz köfteyi buzdolabına koyduk. Böyle kapattık. Şimdi bunu köfteler haline getireceğim ve pişireceğim. Ben öyle uzun uzun ne de şöyle yuvarlak, çok da kalın yapmıyorum. Kalın olunca pişirmek biraz daha dikkat gerektirir. Bu kalınlıkta daha kolay pişiriyor. Ortası kaba olmasın diye bastırıyorum. Bu şekilde köftelerimi hazırlıyorum. Şimdi çocuklar okuldan gelecekler ve onlara pişireyim. Bu şekilde köftelerimi hazırlayıp pişireceğim.
Şimdi kalanını da bu şekilde yuvarlayarak boşalttığım kıyma tastarındaki şeye diziyorum. Buzluğa atacağım. Kolaylık olsun diye hazırda bulunsun. Çocukların beslenmesine falan koyarken daha kolay oluyor. Evet, bu şekilde dizdim. Bunu şu şekilde streçle uzatacağım. Bu şekilde koyacağım. O şekilde koyuyorum ki alırken birbirine yapışmamış oluyor. Hepsini eritip de kullanmak zorunda kalmıyorum. Buzlu buzlu alıyorum. Buzlu bir şekilde kalıplanmış halde şunu kaldırdığımda geliyor. Bu şekilde diziyorum. Evet, bir kat daha koydum ve tekrar kapatıyorum. Tekrar buraya dizeceğim. Üç kat koydum, dizdim. İçim boş kalmış ama fazla da şey yapmadım. Bir poşete koyup bu şekilde tekrar şey olmaması için buzluğa koyacağım bunu. Şekilde. Evet. Dondurucuya atacağım. Evet, tatlını yaktım ve şimdi köftemi pişireceğim. Evet, salçayı yakmıyoruz. Yavaş yavaş pişiriyoruz. Biraz soğumadı. Az yakmıyoruz. Evet, kesiyoruz böyle. Yavaş yavaş pişirdik bu şekilde. Köftemiz hazır. Güzelce pişmiş ve çok nefis görünüyor. Evet, köftelerimiz pişti. Kestim böyle. İçi de pişmiş halde. Çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim.